Tokyo'dan Türkiye'ye selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün Tokyo'da bereketli bir gün. Sporcularımızın, birbirinden değerli kahramanlarımızın madalyalarıyla dolu dolu bir günü yaşıyoruz. Ve bugünün akşamında değerli sporcularımızla, bugünün kahramanlarıyla beraberiz. Ben kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sporcularımızın her zamanki gibi gayretine, alın terine ve özverisine bugün de şahitim. Ve hamdolsun ki olimpiyatlar sonrası başlayan paralimpik oyunlarda dün itibariyle gelen madalyalar bugün ikiye çıkmış durumda. Dün iki madalyayı biliyorsunuz Recep'le ve Bersa Vesra ile almıştık. Bugün de yeni madalyalarımızı Resim'le, Kübra'yla, Zeynep'le ve Ali'yle kazandık. Ve sporcularımıza gurur duyuyoruz. Onların her biri bizim önümüzün şampiyonu. Ve aldıkları her madalyada, girdikleri her mücadelede isimlerini tarihe yazıyorlar. Ve onların izinden girecek yeni sporcularımız da adlarını tarihe yazmaya devam edecekler. Onların buradaki başarısı biliyoruz ve inanıyoruz ki 84 milyonu gururlandırıyor, heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Tabii özellikle bugünkü mücadelelerimizde biliyorsunuz dün hem halterde hem de judoda başarılar olmuştu. Bugün de judoda ve masa tenisinde başarılara imza attı sporcularımız. Evet, onlar bugünün madalya sahipleri olarak söz sırasını onlara ben vereceğim. Evet, masa tenisinde ilk madalyamız bugün geldi. Bugün 3 madalya birden aldık. Yeni sporcumuz da Abdullah da adını finale yazdırdı. O da 30 Ağustos günü finalde bizleri temsil edecek. Evet, ilk madalyayı bize getiren Nesim Turan. Evet. Yanı başımızda. Nesim, seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar tabii ki pek çok başarıya sahiptin ve bugün yine bir olimpiyat madalyasıyla bunu yeni bir noktaya getirmiş oldun. Sen de yemeği olan hocanın, federasyonunun ve değerli ailenin özellikle tebrik ediyorum. Sen bugün tabii bir şampiyonla mücadele ettin. Rakibin Koreli. Hakikaten güçlü bir rakipti. Ama senin mücadelen de başa baştı. Bu anlamda tabii ki hem mücadele anında senin o çabana şahitlik ettik. Ve hem de özellikle tabii bundan sonraki süreçte inanıyoruz ki sen yine başarılarınla bu yolu daha güçlü yürümeye devam edeceksin. Ben mikrofonu sana vereceğim. Ve senin duygularını, düşüncelerini, bugünle ilgili hissiyatını senden dinleyeceğim. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Ben gerçekten tabii daha önce çok başarılar yakaladık. Dünya şampiyonlukları, Avrupa şampiyonlukları ama paralimpik oyunlardaki madalyanın verdiği haz, tat çok başka. Bunu Rio'da da tecrübe edinmiştik ama terbilerde ilk defa madalya aldım. O benim için çok büyük bir gurur vesilesiydi. Her ne kadar Abdullah'la birlikte final oynama hayalimizi gerçekleştiremesek de içimde buruk bir sevinç var. En azından Abdullah finale çıktı, onun sevinciyle bugün karşınızdayım. Ben öncelikle gerçekten size bir konuda teşekkür etmek istiyorum Sayın Bakanım. Yani ben yaklaşık 13-14 yıldır profesyonel anlamda sporla uğraşıyorum. Ben ilk defa hayatımda hem paralimpik sporların hem de olimpik sporların aynı ruhla desteklendiğini hissettim ve kendimi gerçekten böyle hani iyi bir sporcu olduğu hissiyatına kapılmama vesile oldunuz. Hem siz hem bakanlığımızdaki personeldeki arkadaşlarımız hem Team Türkiye ekibi gerçekten her zaman her konuda kamplarda yanımızdaydınız. Bu konuda size çok teşekkür ederim. Sizinle... Biz sana teşekkür ederiz. Yok. Çok sağ olun. Benim şöyle söyleyeyim, Koreli ile olan maçımı zaten sizin izlemeniz de benim için ayrı bir gurur ve güzel bir keyifti. Daha önce hiç uzun zamandır beni yenemiyordu Koreli. Yani çok uzun bir zamandır beni yenemiyordu. Ben olimpiyat paralimpik oyunlarına galiba biraz bahtsızlık yaşayan bir
insanım. Rio'da da aynı şey olmuştu. Finale çıkma maçında yenilmişim. Yani o stresini bir türlü kontrol altına belki alamadım veya nasibimde yoktu. Nasibe inanan bir insanım ben. Bu sefer nasibimizde yokmuş ama ben Paris'teki Paralimpik oyunlarında burada herkese söz veriyorum. O madalyanın rengi değişecek yani. Bir şekilde biz Abdullah'la birlikte o hayalini kurduğumuz, çünkü Avrupa Şampiyonası'nda ve Dünya Şampiyonası'nda bunu gerçekleştirdik. Allah nasip kısmet ederse bunu Paralimpik oyunlarından da gerçekleştir. Ben azından sizin de dediğiniz gibi daha önce çok tarih yazdık ama her bir turnuva bizim için yeni bir tarih sayfasının açma vaktidir. Öyle bir hayalle çalışmalar devam edeceğiz. Bizim zaten takım müsabakalarımız da devam edecek. Takımlarda da en büyük hayalimiz ben, Abdullah ve Ali arkadaşımla birlikte ülkemizin, o güzel ülkemin daha doğrusu İstiklal Marşı'nı dinletmekiz. O hayalle, bu işi o hayalle yapıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Tekrar teşekkür ederim. Yani diyeceğim bu kadar. Ben teşekkür ederim. Mikrofonu alabilir miyim? Tabii ki. Modern tepsisiniz bakalım. Teşekkür ederim. Tabii Nesim'in de belirttiği gibi bundan sonra yol uzun ve henüz takım müsabakası var. Abdullah, Ali ve Nesim'in içerisinde bulunacağı. İnşallah onlar o müsabakayı da en güzel şekliyle İnşallah. Başarıyla tamamlayacaklar. Ona inanıyoruz. Tabii günün ikinci madalyası. Hem Ali hem Kübra aynı anda müsabakaya çıktılar. Önce senin müsabaka sonuçlandı. Değil mi? Evet. Evet. O yüzden mikrofonu sana vereceğim. Ali de tabii bugün Çinli'yle müsabaka bulundu ve hakikaten o da iddialı bir isimdi. Bayağı bir iddialı. Evet, bayağı bir iddialı ama sen de iddialısın. Hakikaten bir ciddi anlamda mücadele sergiledi. Özellikle tebrik ediyorum. Ve bundan sonra ne kadar büyük başarıları da getireceğini bu mücadele bize gösterdi. Şimdi söz sende Ali'ciğim. İnanılmaz destek verdiniz, katılımlar yaptınız. Ödül ömrün için teşekkür ederim. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğum, dünya şampiyonluğum var. Ama Paralimpik oyunlarda bireysel olarak ilk madalyam. Daha önce de takımlarda, Rio'da üçüncü olmuştu ama bireyselde ilk madalyam. Rakibim gerçekten zorlu bir rakibimdi. O zaman kadar bütün turnuvalarda hep final atmış bir oyuncu kendisi. Daha önceden gelmiştim. Bu turnuvaya, Paralimpik oyunlara inanılmaz fazla hazırlandığını hissettim, gördüm rakibimin. Demek ki daha çok çalışmamız lazım. Şurada sözünü vereyim. Cemil Müdafi'ye, Paris'e. O altın madalya, bireysel olarak altın madalya alacağımın sözünü veriyorum şu an. Aynı zamanda takımlarda beraber yarışacağız. Nesim kardeşim, Mert, özellikle de abim, Aftal Öztürk'le beraber. Bu altın madalya aynı evin içine girecek. Aynı aile girecek o madalya altını. Şunu da sözünü vereyim. Yani inanılmaz bilendim rakibime. İnşallah abi kardeş ve Nesim kardeşimizle beraber takımlarda o altın madalya girecek evimizde. İnşallah Ali'ciğim. Biz de tabii senin bu anlamda hem takım olarak hem de bundan sonraki müsabakalarda bireysel olarak en güzel performansı ortaya koyacağına inanıyoruz. Tabii Ali aynı zamanda altın madalya müsabakasına çıkacak olan Abdullah'ın da kardeşi. Nasıl Abdullah'la aranız? Bana iyi çalıştılar. İyi partner oldu bana. Maçtan önce de ısınacağım kendisini zaten. Hazırlayacağım maça. Hep beraber destek olduk birbirimize. O benim arkamda destek oldu bir abi olarak. Yönettiği zaman ben küçük olmama rağmen onun arkasında bir abi olarak hep destek oldum ya, kardeşi olarak. İnşallah bu altın madalyayı yitireceğiz. Aynı zamanda takımda yitireceğiz o altın madalyayı. İnşallah.
Ben de tabii sizin bu iki kardeş ve takım olarak ahenginize hayran. Allah nazarlardan korusun. Kamplarda görüyorum. Müsabakalarda görüyorum. Her an o takım ruhunu, o sporun birlik ruhunu çok güzel şekilde ortaya koyuyorsun. Bir kere daha tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani bu etimin aslında ana sebebi 15 yıldır beraberiz. Yani ortaokul, lise, üniversiteye dair aynı anda okuduk. Ve aynı okulda okuduk. Bunu verdiğim bir avantaj var bizim. Yani daha çok arkadaşlığıyla bir böyle kardeş bağı var bizde. Sürekli birbirimizin başlarını destekliyoruz. Biz de biz arkada taklitliğe hissettirip bir de bağla veririz. O maçı kazandığınız dediğim gibi. İnşallah. Bundan sonra da aynı şekilde daha da güçlenerek devam edeceğiz. Yani 15 sene daha yaşarsa devam etmeye İnşallah. Mikrofonu ben teşekkür ediyorum. Evet tabii Ali ile efendim Kübra aynı anda müsabakaya çıktılar. Önce Ali'nin neticelendi. Ali bronzu aldı. Ardından da Kübra Korkut madalyasını kazandı. Tebrik ediyorum. Onların adı rakibiyle mücadele etti. Ve tabii ki çok daha fazlasını yapabileceğini de bu mücadelesinde çok güçlü bir şekilde ortaya koydu. İnanıyorum Kübra'dan da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da nice başarılar gelecek. Ben tabii mikrofonu kendisine vereceğim. Duygularını, düşüncelerini, hissiyatını Kübra Korkut'tan dinleyeceğiz. Günün teniste 3. madalyasını alan arkadaşımız. Ve böylece Paralimpik tarihinde 9 madalyamız olmuş oldu. Tenis branşında bugüne kadar. Ve bu Paralimpik oyunlarında 5. madalyasını Kübra ile birlikte aldı. Evet Kübra. Sayın Bakanım, sizlere çok teşekkür ederiz. Öncelikle bize gerçekten verdiğiniz destekten ötürü. Benim bu 3. Paralimpik oyunlarım. 2012 Londra'da takımlarda 2. oldum. 2016 Rio'da kendi kazımda Ferdi'de 2. oldum. Ve son şu anki oynadığım Tokyo'da Ferdi'de 3. oldum. Açıkçası çok mutluyum. Çünkü buranın atmosferi gerçekten çok farklı ve çok büyük bir atmosfer. O yüzden ben madalyanın rengi ne olursa olsun her zaman çok büyük bir başarı olarak kabul ediyorum. Umarım ülkecek daha çok güzel başarılara imza atarız. Bizi destekleyen her zaman çok teşekkür ediyoruz. Tabii Kübra kendinin de bahsettiği gibi bundan önceki oyunlarda da tecrübe kazandı. Bu oyunda da madalyasıyla yine tecrübesini başka bir noktaya taşıdı. İnşallah bundan sonraki süreçte de o azmiyle, kararlılığıyla devam edecek. Çünkü biz diğer sporcularımızda olduğu gibi Kübra'da da bu azme, bu inanca her zamanki gibi bugün de çok güçlü bir şekilde şahit olduk. İnşallah nice başarılar olsun Kübra'cığım. Teşekkür ediyorum. Evet tabi dedik ya bugün bereketli bir gün. Madalya bitmiyor. Madalya yağmuru. Teniste 3 madalya bir final müjdesiyle günü tamamladık. Ama bitmedi. Dün Recep Çiftçi bizleri judoda yine bronz madalyayla heyecanlandırmıştı, mutlu etmişti. Ve bugün de günün son madalyasını Zeynep Çelik'ten aldı. Zeynep tebrik ediyorum. Tabii judo paralimpikte kadın sporcularımız bugüne kadar çok egemen durumda. Ve bugün onu Zeynep perçinlemiş oldu. Dün tabii Recep bu anlamda erkek olarak ilk madalyayı alan sporcu oldu ama yine kadınların üstünlüğü üstüne devam ediyor. Onun için de tebrik ediyorum Zeynep. Tabii Zeynep'in madalyasıyla Paralimpik'teki madalya sayımız 6'ya çıkmış oldu. Ve inşallah bu yeni madalyaların da müjdesi. Zeynep'in tabii bugüne kadarki başarıları hakikaten hem Avrupa'da hem dünya şampiyonluklarında bizleri mutlu etmişti. Ve bugün yeni bir aşamaya geldik. Tabii günün kahramanlarından biri de o.
Ben mikrofonu Zeynep'e takdim ediyorum. Evet Zeynep. Dur şöyle yapalım. Öncelikle size çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Verdiğiniz desteklerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Paralimpiklerde gerçekten büyük bir destek verdiniz. Paralimpiklere büyük bir gurur verdiniz. Çünkü bütün hepimizin maçlarına ayrı ayrı geldiniz. Bu arada ben bugün bir de sordum arkadaşlara. Sayın Bakanımız geldi mi? Ben onu görmedim ama diyorum. Şimdi söylüyorlar bana geldi diyor. Ben niye görmedim diyor. Hani şey bazen mesafeler çok uzun. O kadar mutlu oldum. Şeyden çok dolayı mutlu. Efendim pandemiden dolayı alan çok büyük olmasına rağmen yine bariyerleri çok farklı noktalara koyuyorlar. Bazen sesimizi duyuruyoruz bugün. Tabii benim maçımda. Senin maçta senin masa biraz önümüze denk geldi, yakındı. Ama her zaman o şans olmuyor. Ama bil ki yanınızdayız. Hem kendimiz, hem dualarımız, hem 84 milyon. Evet. Her zaman. Şunu söylemek istiyorum. Benim bugünkü yaptığım maçlar gerçekten bu hedeflediğim bronz madalya değildi. Tabii ki benim hedefim altın madalyaydı. Ben bundan 2,5 ay önce bir el bileği kırığı geçirdim ve bundan geçmiş ameliyat olsun. Oldum. 3 haftalık fizik tedaviyle buradayım. Elimden geldiğinin en iyisini yaptığını düşünüyorum. Ekranları başında olup bizlere dua eden, bizim yanımızda olmayıp ama bizim başarımızı kendi başarılarıymış gibi mutlu eden tüm herkese teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız zaten dediğim gibi yine maçımızdaydı. Bunun da sesini duydum ama yine çıkaramadım tabii. O anın atmosferi, o heyecan çok güzel bir duyguydu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten nasıl, halen de o şeydeyim. İlk olimpiyatım bu arada. Çok İlk olimpiyatı, verici. Onun tecrübesini de kazandı. Bundan evet. Sonra inşallah daha büyük başarıları getirecek. İnşallah. Görüyorsunuz o heyecan var, o inanç var. Bu kadar yorgunluğa rağmen her birinin dinamizmi tüm ekibe örnek olacak derecede güçlü. Öyle değil mi Kübra? Evet. Ben de teşekkür ediyorum Zeynep. Evet. Tabii amacımız sporumuzu daha güçlü bir şekilde hem performans anlamında yukarılara taşımak hem de sporun tabana yayılması bizim politikalarımız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki destekleri, bizlere katkısı, ilhamı bizler için apayrı bir yere sahip. El birliğiyle hem bakanlık olarak hem camialar olarak hem böyle değerli sporcularımızla birlikte bu çıtayı yukarılara taşıyacağız. İşte 2020 Tokyo bunun en güzel örneklerinden bir tanesi ve özellikle Olimpiyat oyunlarında aldığımız rekor madalya ve inşallah bugün gelen bu madalya yağmuruyla birlikte Paralimpik'te de yeni bir rekora imza atacağımızı bizlere müjdeliyor. Ve tabii sporcularımızın o kararlılığı hakikaten beni her zaman hem mutlu eden hem heyecanlandıran hem de duygularımı çok ama çok yoğunlaştıran bir tablo ve o özveri arkadaşlarımızın bu anlamdaki çabaları, inşallah emekleri zayi olmaz. Ona inanıyoruz. Rabbim onları en güzel mutluluklarla, en güzel başarılarla inşallah zirveye taşıyacak. Buna da inanıyoruz ve biz onların her zaman, her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ben tekraren bugünün kahramanı sporcularımıza, Nesime, Kübra'ya, Zeynep'e ve Ali'ye hasreten teşekkür ediyorum. Onlarda emeği olan herkesi canı gönülden kutluyorum. Değerli ailelerini, hocalarını, teknik ekipleri ve tabii ki federasyonlarını ve Gençlik Spor Bakanlığı ailemizi tebrik ediyorum. İnşallah nice mutluluklara birlikte yürüyelim İnşallah. Diyorum. İnşallah. Tabii bugün yoruldunuz. Sizleri köye biraz sonra birlikte yürüyeceğiz oraya, birlikte geçeceğiz. Ve inşallah yarından sonra yine
büyük başarılarla ülkemiz adına daha da gururlanacağız. Ona inanıyoruz. Buradan tüm Türkiye'ye selamlarımızı, sevgilerimizi ve buradan gelecek müjdeleri ilgiyle hassasiyetle takip edeceklere olan inancımızı ifade ediyoruz. Saygıyla selamlıyoruz.